Amerikalı kartellerin kendileriyle dünyanın en büyük uyuşturucu tüketen ülkesi arasında 1500 millik bir sınırları var. Bu iki ülke Pasifik Okyanusu'ndan başlayan ve 4 farklı eyalet boyunca ilerleyen 4 metre yüksekliğinde bir çitle ayrılır. Uyuşturucu her gün, her hafta sokaklarımıza yayılır. Ayda ortalama 20 tona ulaşır. Bu, gezegende yaşayan her erkek, her kadın, her çocuğa yetecek kadar kokain demektir. San Pedro, California. Güney bölgesi, Los Angeles. Evet. Benim. Nasılsın? Yeni mal geldi. Doğru mu söylüyorsun? 10 kilo. Kilosu 14. 14 mü? Bu harika olur. Orada görüşürüz. Bir hafta önce Kolombiya'daki 10 tondan, bu gece Los Angeles'taki bir poşete, asıl işi idare eden adamdan bir dünya uzağa ulaşır. Tijuana, Meksika. Tutuklama işlemi yapmayacak. Onları merkeze götüreceğiz ve oradan sınır dışı edilecekler. Beni anladınız mı? Evet, bizimle gelmeyeceğini anladık. Adamı duydunuz. Hadi hazırlanın bakalım. Demet Gül silahını ver. Esta loco. Şaka yapıyor olmalısın Frost. Onların oyun sahasındayız. Doğru değil mi Sean? Hadi. Amerikalı dostlarımıza NAFTA'yı hayata geçirdikleri için teşekkür edelim. Memo Lucero, Meksika'nın kuzey sınır şehirlerinde iş gören bir Kolombiyalıydı. Tijuana'da merkez kurmuş ve dünyanın o güne kadar gördüğü en işlek, en karlı uyuşturucu hattını ele geçirmişti. Lucero asla aynı yerde iki kez durmazdı. Bu yüzden nerede olduğunu kimse bilmezdi. Ama 7 yılın ardından sonunda izini buldu. Gidelim. Frost, bu çok saçma. Bizi buraya çağırıyorlar, silahlarımızı alıyorlar. İçi silahlı uyuşturucu karteli adamlarıyla dolu bir binaya silahsız girmemizi mi bekliyorlar? Yani bu eğlenceli değil. Size eğlenmeniz için para ödenmiyor. Bol şans baylar. Bürokratlar. Koca aptal. Tamam. Thank you.
Bey, çabuk! Çabuk! Yakalamasına izin verme. Tamam patron. Sadece kötüye gidecek. Hem de hepimiz için. Bir iyilik yap ve lanet çeneni kapa. İyi, patronu buradan kurtar. Hadi geçin şöyle, geçin şöyle. Hadi yürü bakalım. Birleşik Devletler'de hapse gireceksin. Eve gidip karımı görmeme izin ver. Bunu düşüneceğim. Eve karımı görmeye gidemez mi? Düşüneceğim dedim, çekil başımdan. Hey! İyi işti. Kesinlikle iyi işti. Heh, 7 yıl dostum. Onu yakaladık. Neredesin? Evet, hala buradayım. İyi misin? Evet, iyiyim. Sadece biraz çılgıncaydı ama yarın ya da ertesi gün evde olacağım. Tamam. Bebeğim. Ne giyiyorsun? Eski formalarından birini. Hani şu içinde çok seksi göründüğün mavi olan mı? Evet, senin gibi kokan. Bir şey. Bu harika bir şey. Peki şu anda ne yapıyorsun? Mum hazırlıyorum. Çam mı, funda mı? Ah, Sean! Başına böyle bayılıyorum. Ben de öyle. Seni çok özledim. 2 ay önce Memo Lucero'nun tutuklanmasıyla Pasifik koridoruna ilk büyük darbeyi indirmiş olduk. Bunun anlamı şu. Polis gibi konuşmuyor, polis gibi görünmüyor, polis gibi davranmıyorduk. Bu yüzden onlarla hiç takılmıyorduk. Sokakta büyümüş olmanın getirdiği bir havamız vardı. Bu yüzden kanun güçleri içindeki en başarılı narkotik ekipleriydik. Karamsarların asla yapamayacağımızı söyledikleri ölçüde zarar vermeyi başardık. Bugünden sonra her şey farklı olacak. Lucero'nun yakalanmasıyla ejderhanın başı kesilmiş oldu. Ve şimdi Memo Lucero'nun bıraktığı boşluğu doldurmak, onun yerine geçmek isteyen kişilere etkili ve güçlü bir mesaj vermeyi istiyoruz. Karteller artık kıyılarımızı uyuşturucularıyla kirletirken Birleşik Devletler'in eli boş durmayacağını biliyorlar. Barış yeniden sağlanacak ve kokain akışı kesilecek. Burası Diablo'nun bölgesi. Anladın mı? Burası artık Diablo'nun bölgesi. Bugünden itibaren Güney Kaliforniya'da işlerinin bittiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor. İyi mal. Gizli birimlerimizin erkek ve kadın görevlileri, bu zaferin tadını çıkarın. Federal Cumhurbaşkanı, Kaliforniya.
Federal Plaza, Meksika City. Evet. Ben Memo. Hem tüm ağı çökertti. Her şeyi kontrol altına aldı. Daha önce böyle bir şey görmedik Memo. Kim yapıyor olabilir? Henüz bilmiyorum. Ama her nedense sanki bizimle alay ediyor. Sadece Diablo adını bırakıyorlar. Anlayamıyorum. Bu adam işin başında nasıl olur? Söyler misin bana Ramon? Memo, elimizden geleni yapıyoruz. Söyler misin? Size ne için para veriyorum ha? Her seçeneği değerlendiriyoruz Memo. Başka ne yapalım? Mateo'yu ara. Evet. Memo hatta. Memo, patron. Mateo, fazla zamanım yok. Biliyorum. Endişeliyim çünkü senin ve benim peşimden gelecekler. Bu mümkün. Fakat bana bir konuda söz vermeni istiyorum Mateo. Sen ne istersen Memo. Biz aileyiz. Bunu unutma. Senden ailemi korumanı istiyorum. Karımı ve çocuğumu. Memo. Sana söz veriyorum. İstiyorlar. Bize karşı oynayacaklar. Kime karşı dedin? Ramon Cardera dün öldürülmüş. Lucero'nun adamı mı? Evet, hükümetteki destekçisi. Arkasından gözyaşı dökmeyeceğim ama beni endişelendiren bunun işleri olamaz. Karıştırabileceği Demetrius. Frost, bu senin için. Okaliptus, aydınlanma için. Aydınlanma mı bebeğim? O artık yaşlı biri. Ona bir paket Viagra ver. Sean! Büyük seksi adam. Nasılsın dostum? Sana pro için ne demiştim? Burada içmen konusunda ne demiştim ben? Seni anladım dostum. İçeriği kokutmanı istemiyorum. Anladım ama dostum. Şu narkotik arabalarının burada ne işi var? Ha? Bir polis toplantısı. Hayır, sen aldın. Bunun barbekü olması gerekiyor dostum. İnan bana, sana bir şey olmaz. Benim yanımdasın. Burası umarım benim evim. Umarım gelmemin sakıncası yok. İşteyiz. Merhaba. Neyin var senin? Nasılsın adamım? Hey seksi, nasıl gidiyor bakalım? Eğleniyoruz dostum. Burası harika. Teşekkür ederim. Şuna bir baksana. Evet. Aman tanrım. Olamaz. Çok güzel. Bu da ne böyle? Hey dostum, bizim gibi olduğunu hayal et. Sadece sevişmek iste beni. Beni anladınız mı? Hemen şimdi, hemen burada. Kadınlar neden böyle düşünmüyor? Sadece erkekler bazen araya aşkı sokmadan da sevişmeyi başarırlar. Tek söylediğim bu ha? Evet. Buna siz ne diyorsunuz bakalım? Amen. Benim dediğim de bu. Şimdi, eminim adamım Sean da aynı fikirde olmalı değil mi? Evet. Ha? Evet. Sen kimi kandırıyorsun? Boş ver sen. Bana bunu neden yapıyorsun? Dostum, kızı onu bağlamış gerçekten. Sen ona bağlanmadın. Hayır, ben röntgen yaparım. Bundan emin misin? Şuna baksana. Candice. Evet. Hayır, şaka yapıyordum. Burada türlerin devamı hakkında bir tartışma yapıyorum. Şaka, ne sadece şaka. Dedim? Söylesene. Dur, şaka yaptım. İkiniz de umutsuzsunuz dostum. Şu halinize bakın. Tamam, siz çocuklar neden söz ediyorsunuz? Bir şey yok bebeğim, bir şey yok. İkiniz de aynısınız dostum, ikiniz de aynısınız. Her şey değişti. Daha babana yardım mı edeceksin? Ver onu bakayım. Sen öldün serseri, kımıldama yoksa kafanı uçururum. Bu kadar yeter. Ona bu numaraları ve küfürleri öğretmeyi kes dostum, tamam mı? Ne ben yaptırmadım. Bunu hiç öğretti, ben değil. Bunu sen öğretmedin mi? Ben bunu öğrettim. Seni onunla izlemek güzel. Gerçekten. Çok tatlısın.
Hoşuna gitti mi yani? Evet. Senin öğrettiğini biliyorum. Seni seviyorum. Herkesi göndermemi ister misin? Aklımı okudun. Seni kim seviyor? Sen. Nasılsın dostum? İyiyim dostum. Ne düşünüyorsun bakalım? Ne mi düşünüyorum? Ne mi düşünüyorum? Ha? Ne mi düşünüyorum? Malzeme var mı onu söyle. Aa dostum. Ha? İyi mal dostum. Bence artık oyuna başlamalıyız. San Pedro, California. Alo. Evet. Tamam. Onu ben hallederim. Ne oldu bebeğim? Yere yat! Yerde kal! Senin pislik herif. Ben uyurken evime mi giriyorsunuz yani? Diablo'yu öldüremezsin. Ne dedin sen? Ne dedin dedim. Diablo'yu öldüremezsin. Hey! Hey! Ha? Davis. 911'i ara. Stacy. Ah. Stacy. Ah. Kalk hayatım. Hayatım. Stacy. İşlerini bitirdim. Seni korudum bebeğim. Sen iyi misin? Söylesene. Evet. Hayatım. Ben iyiyim. Tamam. O bebeğim. Alo. Bana bak. Bayım. Kurtulamayacağım. Ne tür bir acil durum söz konusu? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Nasıl bir yardım istiyorsunuz? İyiyim. Anlayamıyorum bayım. Yüksek sesle konuşun. Bebeğim. Orada mısınız bayım? Thank you.
her şey yolunda. Şuan amcana merhaba de. Merhaba Şuan. Her şey yolunda dostum. Sadece dinle. Stacy. Stacy. Sean. Sean. Stacy nerede? Karın nerede? Bak dostum, bir süre kendinde değildin ve çok kan kaybettin. Stacy. Stacy. O nerede? Stacy. Onu gömdüler şu an. Şu an. Şu an. Şu an. Stacy. Şu an. Şu an. Dur. Stacy. Dur şu an. Karım nerede? Şu an yapma. Şu an. Şu an. Stacy. Hayır. Hayır. Şu an. Hayır. Hayır. Ben yanındayım. Ben yanındayım dostum. Merak etme. Dayan. Biz yanındayız. Mezarı hangisi? İşte şuradaki. Bu mahkum iki kez ömür boyu hapis aldı. Kaybedecek bir şey yok. Ama bunun önemi de yok. Bu adamın kim olduğunu ve neler yapabileceğini ikimiz de biliyoruz. Bu yüzden ondan her zaman 3 metre uzak duracaksın. Mahkuma hiçbir şekilde dokunma ve onu tehdit etme. Beni anladın mı? Anladım. Hadi aç.
5 dakika. Yeniden görmeyi beklemiyordun, değil mi? 3 metre vetör. Bu iyi mi? İyi. Beni öldürmeye çalıştın. Konuşmak istemiyor musun? Önemli değil. Benim yeterince zamanım var. Çıkarın şunu buradan. Ulaşamayacağımı mı düşündün? Bu senin ailen mi? Tamam, konuşmayı boş ver. Sana bir soru soracağım. Karımı sen mi öldürdün? Karımı sen mi öldürdün? Cevap ver lanet olası. Lanet olası, soruma cevap ver. Vetür, mahkumdan uzak dur. Vetür, sana ne demiştim? Uzak. Ondan sadece sigara istiyordum. Bırakın beni. Yanımda sigaram var. Eğer ölmeni istesem... olurdu. Bu kadar yeter. Hadi gidelim Betür. Hadi. 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 Tamam. 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 Hadi Betür. Hadi. Evime saldırma emri en yukarıdan gelmişti. Ama o kişiyi bulmak için en aşağıdan başlamam ve yukarı tırmanmam gerekiyordu. Bu yolda biri bir şekilde konuşacaktı. Merhaba T, nasılsın? Sen nasılsın? Arkayım dostum. Ben de öyle. Seksi nerede? Evde. Tamam. Hey, büyük seksi. Ya. Nasılsın kardeşim? Sen nasılsın D-Max? Arkayım dostum. Hey, gelmene sevindim. Buralarda olduğunuzu bilmiyordum. Şahan, nasılsın dostum? Alacak yere ihtiyacın varsa burada kapımız sana açık, tamam mı? Anladın mı? Ne dostum? Sana bir şey sormaya geldik. Peki konu ne dostum? Bu aralar büyük işleri kimin yaptığını merak ediyoruz. Nasıl büyük işlerden bahsediyorsun? Dağıtım seviyesi. Büyük işler. İnsanlar yeni bir ağa bağlanmışlar. Hey, sen neden sütü kutudan içiyorsun? Biraz seviyeli ol. Bak seksi. Şaka değil dostum. Şu işler dostum, kimin yaptığını öğrenmemiz gerek. Hayalet şehirdeki o zenciler, o kilisenin yanında büyük iş yapıyorlar dostum. Sen hala aynı işte misin? Biliyorsun şu küçük iş. Küçük iş hala sürüyor. Evet. Hey, şu an bu bize yardımcı olabilir dostum. Onlarla hiç iş yapıyor musun? Oradaki zenciler pek umurumda olmaz. İşlerini bitirin. Evet, bu gece. Güzel. Hastaneye geldiğini duydum. Önemli değil. Üzgünüm dostum. Teşekkür ederim. Önemli değil. Güney bölgesi, Los Angeles. İnan bana dostum, buraya polis köpeklerini getirmeliydik. Hadi değil, bana böyle hakaret etme. Capone bu sokaktaki herhangi bir arabadaki malın kokusunu aldır. Beni anladın mı? Tamam dostum, koklamaya başla. Tamam, tamam, tamam. Çok vaktimiz yok. Hadi oğlum. Git bul oğlum. Hadi. Hadi bebeğim. Çabuk hadi. Ol. Hadi, hadi bebeğim. Neden bu kadar sürdü? Evet, tüm gece bekleyemeyiz.
Hadi bebeğim. Hadi bakalım. Buldu. Emin misin? Elbette eminim. Buldu dostum. Hey, dur bir dakika. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu senin araban değil. Hemen oradan uzaklaş. Sakin olun bayan. Ben sadece işimi yapıyorum. Siz pisliklerin buraya gelip bu saçmalıklarla masum çalışkan insanları taciz etmekten başka yaptığınız bir şey yok. Burası dürüst bir işçi mahallesidir. Neden koca kıçını kaldırıp Pelis'teyse gitmiyorsun? Onların 130 dolarlık çekme parasını ödeyecek paraları var. Bu yasal bir işlem. 5 ceza almış. Dostum dostum biz hallederiz. Affedersin bayan. Bu araç sizin mi? Benim arabam olabilir. Peki sen kimsin? İşte ben buyum. Anladın mı? Gördün mü? Seksi bagajı aç dostum. Hadi dostum ne yapıyorsun? Bagajı aç. Acele et. Burada neler oluyor? Hadi. Tanrım. Bu mal da senin mi? Bu senin araban mı değil mi? Söylesene. Şimdi düşündüm de. Hayır. Bu Monroe'nun arabası. Monroe. Ona aşırı doz derler. Aşırı doz. Nerede kalıyor? Orada yaşar. Tamam. Pekala. Şimdi eve geri dön. Benim bu şeyleri ayıracak zamanım yok. Tanrım. Arabayı çek dostum. Hey seksi buraya gelmelisin. Sana ne dedim dostum? Bana böyle bağırmasana. Seksi hadi dostum. Dikkatli olun. Lanet olsun. Bak mal var. Olamaz. Lanet olsun. Ateşi kesin. Biz polis memuruyuz. Evimden defolup gidin. Bak dostum sakin olman gerek tamam mı? Sakin mi? İşimi bitirmeniz için mi sakin Sean. Olacağım? Canınız Sean. Cehenneme. Hey dinle. Sana biz polisiz dedim. Sakin ol. Yardım etmeye geldik. Hepsi bu. Yukarı geliyorum. Hiç çekinme, ben şarjör değiştiriyorum. Sean, ateş etme. Bak dostum, yukarı geliyorum. Ateş etmeyi kesmen gerek. Sakın bir numara yapma. Sadece sakin ol, tamam mı? Eğer temizlik ekibi olsaydık, işini aşağıdan bitirirdik dostum. Buradan kafamı uzatıp vurulmaya da çalışmazdım.
Sadece konuşmak istiyoruz, tamam mı? Şimdi yukarı geliyorum. Yavaşça. Silahımı bırakacağım, tamam mı? Korktuğunu biliyorum. Polisleri sevmediğini biliyorum. Özellikle bir polisle tavan arasında konuşmak. Eskiden olsa polislere ben de dayanamazdım. Hep bizimle uğraşırlardı. Ben ve arkadaşlarım sokaklarda takılırdık. Her fırsatta içeri atarlardı. Sen de polissin. Biliyorum. Eskiden polisin bizim için bir şey yapmadığından şikayet ederdik. Ve haklıydık. Yapmadılar. Sonunda şikayet etmekten bıktım. Bir seçim yaptım. Yardım etmeye çalışıyorum. Ama bu yaptığın bize hiç yardımcı olmuyor. Aşağının durumuna bakarsak dostum, bence artık başka bir iş aramanın zamanı gelmiş. Tek alternatifin var, o da silahını bırakman. Aşağıdaki ortağındır dostum, güven bana. İşini bitirir. Şimdi doğru şeyi yap ve onu bırak. Büyük patron yakalandığından beri işler iyice yavaşlamıştı. Malın kilo fiyatı tam 20 bine kadar çıktı dostum. Ben bununla iş yapamıyordum. Anladın mı? Bu yeni adam bana iş verecekti. Yeniden piyasaya girip... Dur bir dakika. Bu yeni adam kim? Adını bilmiyorum dostum. Benimle bağlantı kurup elimde şunlar var. Kilosu 14 bine olur dedi. Ben de bu fiyat çok iyi dedim. Doğru. Ama değilmiş. Sonra aptal pislik beni tekrar aradı. Kilosuna 20 bin istiyordu ve almak zorundaydı. Yani ben aptal mıyım? Kiminle konuştuğunu sanıyordu. Canın cehenneme dedim. Peki ne oldu? Ne demek istiyorsun? Neden sen yaşıyorsun ve diğerleri ölü? Ben tavan arasındaydım. Ne yapıyordu? Saklandım. Bu ne korkakça bir şey dostum. O sandalyedeki adamı görüyor musun? Şu dilini boğazından çıkardıkları. Gerçekçi olman gerek. Reflekslerin çok yavaş. Tamam saçmalamayı kes. Bu saçmalık kes. Değil saçmalamayı adam. Saçmalamayı kes. İsim şu yeni adam adı ne? Dostum sana başka bir şey anlatmıyorum. Hiçbir şey. Bu kadar yeter. Bu pislikler şaka yapmıyor. Derimi yüzüp etimi anneme gönderirdi. Peki siz ne yapardınız? Hapse mi götürürsünüz? Götürün öyleyse. Burada çok üşüdüm zaten. Bir palto verip arabaya bindirin bari. Tamam, kendimize inatçı birini bulduk. Bundan emin misin? Hem de nasıl dostum? Başka bir şey anlatmayacak mısın? Hiçbir şey. Artık konuşmak istemiyorum. Duymadın mı? Konuşmayacakmış. Bundan emin misin? İşte başlıyoruz. S-600'ün var diye kendini iyi mi sanıyorsun? O lanet şeyin üstünde o hoparlörler var diye iyi mi sanıyorsun? Ha evet. Bu dövme yüzünden kendini gangster mi sanıyorsun? Elini üstümden çek dostum. Platin olduğu için seni koruyacağımı sanmıyorsun değil mi? He? Eskiden olsa bunu senden alırdım. Ya da 1-2 kilo satıyorsun diye kendini bir şey mi sanıyorsun? Bu hiçbir şey değil. O arabadakinin mal olduğunu mu sanıyor bu yoksa? Evet. Şimdi beni iyi dinle. Gerçek pislikler... 1-2 kiloyla iş yapmazlar. Onlar ayda 50 tonluk iş yapar. Bir daha soracağım. Silahını yüzümden çek dostum. Tamam. Buna ne dersin? Tamam. Şimdi sana bir kez daha soracağım. İsim ne? İsimlerini bilmiyorum. Hey dostum! Bir daha soracağım. Bana isim vereceksin. Hey adamım, Sean. Sizin neyiniz var böyle? Sana adı ne dedim? Hey! Sean! Bilmiyorum. Pisliğin adı Hollywood Jack dostum. Hollywood Jack!
Benim adım da Morno Johnson. Sizinle sorun istemiyorum adamım. Malın kalanı yolun aşağısında Green Monte Carlo'da. Bulduk dostum, hadi. Bu şeyde 10 sayfa var ve hepsi aynı numara. Soleil Bronzlaşma Salonu. Bronzlaşma salonu mu? Bronzlaşma ihtiyacın olmadığını çok iyi biliyorsun. Evet. Aha. Evet, bu kesinlikle o. Ricky Martin özentisi. İşte Hollywood Jack geliyor. Bekle. Evet, seni yakaladık. Tamam, geldim. Evet, tamam. Evet, yapabilirim. Evet, tamam. Evet, hoşça kal. Merhaba patron, nasıl gidiyor? İyi. Hey. O arabadaki soytarı ne zamandır orada? Bilmiyorum. Onu yakalayacağım. Hey dostum, biraz yavaş ol, olur mu? Sadece konuşacağım. Hadi bitirelim şu işi. Bu araba hoşuma gitti. Hey, güzel kamyonet. Teşekkür ederim. Aslında ben de bunu verip yerine ondan almayı düşünüyordum. 7 tane. Sahi mi? Ben çok seviyorum. S600'den daha çok seviyorum. Hmm. Şimdi ehliyet ve ruhsatını görebilir miyim lütfen? Acaba ben ne yaptım? Evet, çamurlukların yok. Bu şeyin çamurlukları yok. Bu şey bir Porsche. Kamyonete değiştirdiğinde düşünmen gerekmeyecek. Ve özürlü yerine park etmişsin, farkında mısın? Oh, sahi mi? Hayır. Ah, lanet olsun. İstersen şimdi arabandan çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Beverly Hills merkezi. 126. Bu plakayı hemen araştırır mısınız? Hadi senin. 4 Queen David. Elma 486. Bekleyin. Sana arabadan in dedim. Bu çok saçma. İnsanlık tarihinde ne zaman bir insan çamurluğu yok diye taciz edildi, söyler misin? Sözlerine dikkat eder misin? Ah, özür dilerim. Tekrar edeyim. Canın cehenneme. Ah, lanet olsun. Tanrım. Çıktım, çıktım. Tanrım, biraz sakin ol dostum. Aşırı dozladı, sana ne ifade ediyorum? Aşırı kim? Aşırı doz. Aşırı doz diye biri mi var? Lanet, sorumu cevapla. Tamam, 2.19.54. 2.19.54. 2.19.54 de nedir? Şüpheli dikkatsiz araba kullanmaktan arınıyor. Dikkatsiz mi? Bir uyuşturucu satıcısına 10 kez üst üste neden aradığını söyleyecek misin? Kimseyi aramadım. Burası senin salonun değil mi? Tamam, arama senin salonundan yapılmış. Müşterilerimin %90'ı uyuşturucu kullanır ve hepsi o telefonu kullanır. Bilmiyorum. Öyleyse neden aşırı doz malları seni sağladığını söylüyorum. Hollywood Jack sensin değil mi? Anlayamadım. Hollywood Jack. Yani vatandaşlık haklarım, sırf aşırı bilmem ne adında zenci uyuşturucu satıcısı Hollywood Jack adında birinden bahsetti diye çiğneniyor, öyle mi? Avukatımı ara seni pislik. Avukatını mı arayayım? Harbi.
Bunu siz de gördünüz bunun mü? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Çek ellerini üstünden. Lanet avukatını arayacağım şimdi. Senin canını okuduktan çek, sonra onun da canını ben okuyacağım. Aşırı doz adı sana ne ifade sakin ediyor ha? Sen ne yapıyorsun dostum? Sakin olmalısın. Tanrım sen de arabana geri dön. Hey. Senin neyin var ha? Birileri bunu kaydediyor olabilir. Sakin ol. Sen de arabana dön hadi. Hadi arabana dön. Bu adam için elimizde sadece dikkatsiz araba kullanmaktan arama emri var. Hepsi bu. Sadece bu var. Hadi git buradan. Aşırı dozun siyah olduğunu nereden biliyorsun? Ne? Yanılıyorsam düzelt ama ona zenci dedin değil mi? Siz aptallar siyahlara zenci demiyor musunuz? İşte çuvalladın. Avukatım sen seninle çuvalladın. Güzel bir gün geçirecek seni lanet kaçık. Avukatım onu da çuvalladın. Hey. Bir sorun mu? Tamam artık gidebilirsiniz. Her şey yolunda. Hadi. Her şey yolunda. Hadi. Size yardım edebilir miyim? Kamyonete bin. He? Kamyonete bin. Hadi kamyonete bin hadi. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Hadi bin şuna. Eko Park, Los Angeles. Hey! Sen uykucu. Ne istiyorsun dostum? Biraz dalmışım. Özür dilerim dostum. Sadece bir soru sormak istiyordum. Bir bira alabilir miyim? Evet, al bakalım. Tamam. Hey, salonda ne yapıyordun? Bir gece kondu kişini 10 kez falan aramışsın ha? Tamam, çuvalladım. Hayır, boş ver onu. Bunu kafana takma. Bu önemli değil. Ama önemli olan şu ki öğleden sonra mı polislerle geçirdin? Özellikle de şu işini bitirmen gereken polisti. Patron, ne istiyorsun? Kötü durumdayız. Malı hemen elimizden çıkarmamız gerek. Üstelik çok fazla. Ama henüz müşterimiz yok. Bu öyleyse. Ben Tijuana'da olacağım. Koca aptal. Sandoz, evimden böyle ayrılma hoşuma gitmiyor. Ne elbise alabildim ne de bavul. Peki ya Memobil? Oyuncakları ya da kitapları yok. Santos, neler oluyor söyle. Neler oluyor açıkla bana lütfen. Teresa lütfen. Ben sadece kocanın yapmamı söylediği şeyi yapıyorum. Sizi güvenli bir yere göndermemi istedi. Lütfen arabaya bin Teresa. Tamam. Neler oluyor? Neler oluyor anne? Bu arabadan hemen çıkmak istiyorum. Hemen çıkmak istiyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım Memo. Onu korumak senin görevindi. Beni affetmelisin. Seni sadece Tanrı affedebilir. Ben edemem. Henüz küçükken kız ve erkek kardeşlerim vardı ve
Onlarla aynı odada uyurduk. Elektriğimiz yoktu. Zemin topraktı. Yağmur yağdığında teneke çatıya düşen yağmur damlalarının sesinden uyuyamazdık. Beni buraya neden çağırdın? Sana yardım edebilirim. Benimle konuşma şansını kaçırdın. Karımı ve oğlumu öldürdüler. Ailemi. Baş değiştiği zaman yeniden başlarlar. Kendi hatlarını oluştururlar. Yeni alıcılar ararlar. Yani yeterince para bulabilirsen ortaya çıkabilirsin. Ama ben bu konuda bir şey yapamam. Ancak sen yapabilirsin. Romalılar. Pislikler işi mahvettiğinden beri mal bulmakta zorlanıyoruz. Şu Diablo hakkında bir sürü şey duyup duruyoruz. Ben Diablo'ya bulaşmak istemiyorum. Sadece işe geri dönmem gerek. Diablo çok cesur hamleler yapıyordu. Alttakileri tek tek eliyor. İşlerini bitiriyor. Bam! Bitti. Hattını yeniliyor. Ama bize gelince dikkatli olmaları gerek. Bize bulaşırlarsa hapishanelerde sorun yaşarlar. Eyaletteki hapishanede canlarını okuruz. Bu bir tür sigorta gibi. Biz Kuzey Kaliforniya'dayız, onlar güneyde. Basit. Bizim için endişelenme. Kaliforniya'ya bile bulaşmıyoruz. Güzel. Her ay bu kadar mal arıyoruz. Sana 18'e yaparız. 18 mi? Şaka yapıyor olmalısın. Ne? Zamanımı harcıyorsun. Tamam. Tamam, bekle. 16. 16 mı? 16. Bunu söylediğime bile inanamıyorum. 16. Fiyatı kim belirliyor? Polis mi? Pek sakin biri değilsin dostum. İş yapmak istiyor musun? Onu söyle. Ah, tanrım dostum. Beni öldürüyor. Tamam bak. 15 yaparız. İşlerin ne kadar sıkışık olduğunu biliyorsun. Ha, Tanrı aşkına dostum, 15'ten azına kendi boğazımı kesmiş olurum. On beş olabilir. Tamam. Tanrım. Merhaba çocuklar. Benimle dans eder misin? Hayır, teşekkürler. Oo, Joe, ona bir dans ısmarla. Gevşemeye ihtiyacı var. Çok ciddisin. Hemen kalk kucağımda. Canın cehenneme. Kendine biraz saygın olmalı. Derdin ne kardeşim? Homo musun? Sen bana ne dedin? Bana homo mu dedin sen? Sen ne diye ayağa kalktın ha? Bir sorun mu var? Sen neye bakıyorsun? Sorun yok. Ha 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 ha.
Hadi oturun. Beni öldürüyorsun dostum. Umarım iyi iş adamısındır. Çünkü öyleysen sana daha çok iş bulurum. Şu anda dışarıda fazla kimse yok. Ama benimle bir daha böyle konuşma. Bana saygısızlık yapmaya kalkma. Etrafında kimin olduğu umurumda olmaz. Bir daha böyle konuşursan suratına yumruğu yersin. Sadece iş olacak. Şimdi bak, işte anlaşma. Bir araba bulacaksın. Temiz bir şey. Cuma limanda Utron'un yanında buluşacağız. 73 numaranın yakınında. Adamlarım orada olacak. Anahtarı değiştireceksiniz vesaire vesaire. Bu organizasyonu idare eden adam Los Angeles. Kendine Diablo diyor. Bu adam Jack Slayton'dır. Elimizdeki her şey onu gösteriyor. Sen ne okuyorsun ha? Bahsettiğimiz şeyle bir ilgisi var mı? Burada olmak istemiyorsan hemen gidebilirsin. Sean. Devam et. İkinci hamle. İkinci büyük hamle tüm batı kıyısını şimdiye kadar görmediğimiz kadar kokainle doldurmak olacak. Bu bir ele geçirme operasyonudur. Bu olursa başladığımız yere döneceğiz. Meksika'ya gitmememiz gerekirdi. Bunu yapabiliriz. Gelecek baskın kartel olmadan onları engelleyebiliriz. Bu benim için çok önemli. Acımasızlar. İnsanın evine geliyorlar. San Pedro, California. Nasıl gidiyor? İyi. Kuklaların nasıl? Seninle sonra görüşmeye karar verdiler dostum. Hazır mısın? Baksana jantların hoşuma gitti. Evet, teşekkür ederim. Hadi gidelim. Adamın orada. Nasılsın? Sadece telsiz olmadığından emin olmak için. Hey, sen ne yapıyorsun? Bende bir şey yok dostum. Her polis öyle der. Hey. Seni nereden tanıyorum? Beni tanımıyorsun. İş yapmak istiyor musun onu söyle. Hepsi burada mı? Son kuruşuna kadar. Biliyor musun, çok şanslısın. Evet, işe dönebildiğim için şanslıyım. Koridoru ele geçiriyoruz. Diablo'ya bulaşan herkes... Hadi. Patronu yakalayan polisi hatırlıyor musun? Aptal karısının icabına baktık. Yani aptal karısının icabına siz mi baktınız? Evet.
Bir polisle evlenen aptal olmalı. Anahtarlar arabada. Görüşürüz. O benim karım, lanet olası. Buraya gelin. Seni lanet olası. Lanet olsun. Çal! Seni lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olası pislikler. Canın cehenneme. Canınız cehenneme. Frost, beni görmek mi istedin? Evet Sean, geç otur şuraya. Sean, bitti artık.
Kapros, bu bir tuzaktı. Bir felaketti. Operasyonun ortasında kendini kaybettim ve şimdi elimde 3 ölü var. Özür dilerim ben... Frost çok üzgünüm, çuvalladığımı biliyorum. Ama benden bunu alamazsın. Geriye sadece bu kaldı. Ben de üzgünüm Sean, Stacy için. Stacy için üzgünüm. O benim kızım gibiydi. Ama yas tutmak için zamana ihtiyacın var. 6 ay sürecek. Bu sırada değerlendirmen yapılacak. O zaman duruma bakacağız. Bunu bana verdiğin zamanı hatırlıyorum. Beni çok gururlandırmıştın. Ailenin parçasısın demiştin. Her gün yas tutuyorum. Evine girememenin nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Ne yaptığımı bilmiyorum. Bu zaman alır. Hey Sean. Dostum bu da neydi böyle? Bir tuzaktı dediler. Sen ne diyorsun? Duygularımın öne geçmesine izin verdim. Kendimi kaybettim. Artık yardımcı olamam. Rozetimi aldılar. Milyar dolarlık bir işe karşı savaşıyorsun. Tek başına bir canavarı yakalamaya çalışıyorsun. Bir polis olarak bu imkansız. Sen de canavar olmalısın. İyi bir kadın olmalıymış. Mükemmel bir kadındı. Mükemmel bir eş. 15'imde danışmıştım. O benim hayatıma girmese ne olurdum bilmiyorum. Sahip olduğum tek şeydi. Benim gibi birinin bu işte dokunamayacağı tek bir şey vardır. Son ürün. Son sonuç. Para. Paranın nerede saklandığını biliyorum. Peşinden Meksika'ya gitmen gerekecek. Ama Meksika'da yalnız olacaksın. Ve beni buradan çıkaracağına söz vermelisin. Burada güvende değilim. Bir transfer istiyorum. Nerede olduğunu söyle. Yeri hala boyamadın mı? Kendis gibi konuşuyorsun. Hafta sonu birkaç kutu boyayla geleceğim. Tamam. Neler oluyor? Aslında hiç, sadece yerini buldum. 4 kişiye ihtiyacım var. Hangi yeri buldun? Paranın yerini buldum. Sean, bunu departmana bırakmalısın dostum. Sonra yanına geri döneceğim. Bunu Frost'a bırakman gerekiyor. Dimitris, Rachel'ı buralarda gördün mü? Hayır, görmedim. Muhtemelen evdedir. Tamam. Beni burada istemiyorum. Buralarda işler pek iyi değil. Seni hastanede ziyarete geldiğimizde bu Rachel'ı çok korkuttu.
Babasına ne zaman sıra geleceğini sordu. Ne zaman hastaneye yatacak, yüzüme ve göğsüme tüpler takacaklarmış. Ailen için özür dilerim. Büyük seksi geliyor. Seksi mi? Yani sen onu... Hayır, beni dinle. Bak, artık çete değiliz John. Artık çete olmadığımızı biliyorum. Öyleyse neden seksi? Sadece elimdeki kaynakları kullanıyorum. Hayır dostum, beni iyi dinle. Buraya seni almaya geldim. Sonra gelirim, bunu konuşuruz. Beni almak için boşuna gelme. Yine söylüyorum, gelmeyeceğim. Yani sen... Evet, doğru, çuvalladın. Kontrolünü kaybettin. Nasıl çuvalladın peki? Yaptığın her şey pislik. Sonra benim gelip pisliğini temizlemem gerekiyor. Birinin sınırı aşması benim suçum değil. Sana şaka yapmıyorum şu an. Bana sırtını nasıl dönersin ha? Seninle her zaman birlikteydik. Çuvallıyorsun ve ailemi riske atmak istemiyorum. Sen olsan ne yapardın? Kendine bunu sor. Hastaneden bahsediyorsun, kabuslardan bahsediyorsun. O ölse sen ne yapardın? Tüm adamların bu kadar mı? Dostum, biz hazırız. Büyük seksi, bunu yapmak zorunda değilsin. Dostum, arkadaşlık böyledir. Stacy aileden sayılırdı. Ayrıca denemek istediğim yeni mallarım var. Ben siz gitmene izin veremezdim. Hadi gidelim dostum. Arabada kurşun geçirmez yeleklerim var. Hadi gidelim. Ne zaman bırakacaksın? Ya bilmiyorum. Parayı ne zaman bırakacaksın dedim. Telefon eder etmez. Hadi para öyleyse. Para dedim. Uydu telefonunu kullan. Yüce Tanrım. Acele et hadi. Ve o kaçakçı dilini kullanma.
Meksikalı Baha. New York Pizza. Evet, bir parti veriyoruz. Pizza ısmarlamak istiyorum. Neşeli ol. Hemen mi istiyorsun? Evet. Parti başladı bile. Burada çok aç insanlar var. Bu harika. Neli olsun istiyorsun? İçinde her şey olsun. Hey! Nakit, çek ya da kredi kartı mı? Nakit, çek ya da kredi kartı mı? Nakit! Yerin neresi? Şeytanın oyun alanı. Sanırım bu 30 dakikadan uzun sürebilir. Orada görüşürüz. Pablo! Acele edin çabuk! Bayanlar ve baylar, lütfen koltuklarınızı kaldırın ve tepsileri dik konuma getirin. Lanet olası bir çölün ortasında inişe geçmek üzereyiz. Nasılsın bakalım Joe? Sence de çok güzel, değil mi? Dostum, buranın 3 mil ötesinde bir salon açmayı düşünüyorum. Çünkü dünyanın her yerinde insanlar güzel görünmek istiyorlar. Senin dışında elbette. Kımıldama Joe, kapıyı ben açarım. Dostum, bu kadar nasıl yaşadım bilemiyorum. Sen arabaya bin. Bin dedim. Tamam tamam. Tanrım. Büyük seksi, ondan kurtulup kamyonu almaya dön. Görüşürüz Joe. Demek kuaför değilsin. Diablo'nun bu aptal olduğunu mu söylüyorsun? Hey, ben Diablo değilim. Kapa çeneni. Hayır, o Diablo değil. Ama bizi Diablo'ya götürecek. Evet, sizi Diablo'ya götüreceğim. Ya da götürmem. Ne yapacaksın dostum? Beni vuracak mısın? Canın cehenneme. Hiçbir şey yapamazsın, anlıyor musun? Çünkü iş buna geldiğinde sen sadece bir polissin. Sen ne dedin? Beni gömmeyin. Hadi. Demek gerçeği söylemek istemiyorsun. Tamam. Kes artık şunu. Onu daha önce hiç görmedim diyordun. Hiç görmedim. Adını da bilmiyorum. Ama onun için uyuşturucu İşler kaçırıyorsun. İşler böyle yürüyor. Adam yalan söylüyor dostum. İşler böyle yürür. Varsayalım bir iş var. Şimdi ne olacak? Varsayalım bu bir iş. Şimdi ne olacak? Havaalanı. Dur. Sınırın 3 mil güneyinde. Parayı oraya bırakırım. Sonra da giderim. İş bitmiş olur böylece. Yine bitecek. John. Para hazır. Oraya vardığımızda şu komik tipini takınacaksın, tamam mı? Beni anladın mı? Nasılsınız çocuklar? Ne oldu sana? Sadece hava boşluğu, bilirsiniz. Hey! Bunu size getirdim.
Neden geciktin? Aa, söylemedi mi? Kız arkadaşım havaalanına yakın yaşıyor. Evet, ve onunla burada biraz eğlenmeye karar verdik. Biraz içki, servasa, nacholar. Biraz eğlendik. Gevşemeyi öğrenmeniz gerek dostum. Gözlerin oyun. Hey size... Kaldırın onu. Uçağı arayın. Acele edin, acele edin. Kapattığımızı sanıyordum. Bir giriş biliyorum. Sola gidiyorum. Hayır dostum. Sana bir şey olursa... Ben sola gidiyorum. Hiçbir şey olmayacak. Eve döneceğiz.
Diablo. Demek şeytanın görüntüsü buymuş. Neden? Karımı benden neden aldın? Ben olduğumu mu sanıyorsun? Meksika'dan uzak durmalıydın. Belki o zaman karın hala hayatta olurdu. Olamaz. Onun gözlerin oldu. Hadi devam et. Yanımda kal. Hadi yanımda kal. Yürü. Devam et. Hadi gitmemiz gerek. Yetkililer saldırganların yarı otomatik silahlarla saldırdığını düşünüyorlar. İki hapishane görevlisini öldürmüş ve birkaç görevliyi de yaralamışlar. Polis soruşturma sonuçlanana kadar ayrıntı vermekten kaçınıyor.
Ama anladığımız kadarıyla silahlı saldırganlar cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçundan iki kez ömür boyu hapse mahkum edilen kartel lideri Memo Lucero'yu kaçırmayı başarmışlar. Mahkum olay olduğu sırada bir hapishaneye naklediliyordu. Lucero'nun kaçmış olması senin suçun değil, tamam mı? Evet ama ben tavsiye etmiştim. Meksika'da bir yerde olduğunu söylüyorlar dostum. Meksika'da değil Dimitrios. Peki bunu nereden biliyorsun? Bak, Frost'un tavsiyesini dinleyip biraz dinleneceğim. Sean, sen neredesin? Beni merak etme, iyi bir yerdeyim. İyileşiyorum. Beni en kısa sürede ara, tamam mı? Tamam. Otur. Hayır, bu sadece bir saniye sürecek. Dünyanın tüm zamanı benim. İzini 7 yıl sürdüm. Hiçbir yere 2 kez gitmedin. Sonunda eve döndün. Sana neye bulaştığını bilmediğini söylemiştim. İşimden uzak durmuş olsaydın, karın hala yaşıyor olacaktı. İyi dinle. Onu senin kibrin öldürdü. Ben değil. Buraya gelirkenki kibrin gibi. Benim dünyama gelip beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Bunu mu düşünüyorsun ha?
Ölmeni isteseydim, ölmüş olurdun. İşi bitirin. Olduğunu biliyorum. Ama hala özlüyorum. Evet. Evet. Taşı kim seçti? Hepimiz seçtik. Evet, bu çok hoşuna giderdi. Evet. Who am I to tell? To tell? What will be?
I'm ready, if you ready, I can tell man apart.